Eskişehir Net'ten herkese iyi akşamlar. 11 Mart günlerden Cuma. Haber 8 ile karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. İyi Parti Günyüzü İlçe Başkanı Ali Oruç ve beraberindeki 14 kişi partiden istifa etti. Yaklaşık bir yıldır yürüttüğü İyi Parti İlçe Başkanlığı görevini bırakan Ali Oruç yaptığı açıklamada partinin son zamanlarda halkın, milletin ve ülkemin genel menfaatlerinden uzak politikalar izlemesi Dünya gündeminde Türk ve İslam alemine kurulan tuzaklardan ilgisiz bir politika izlemesi sebebiyle bir süredir yaptığım İyi Parti ilçe başkanlığından ve parti üyeliğinden istifa ettim. 2023 yolunda güçlü ve büyük Türkiye için çalışmaya devam dedi. Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerince zincir marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde bin market şubesindeki bir üründe etiket fiyatı ile kasa fiyatında uyuşmazlık tespit edildi. Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince bölgede bulunan zincir marketlere vatandaşın alışveriş kalitesinin artırılması amacıyla denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde satılan ürünlerin etiket ve kasa fiyatları karşılaştırıldı. Ayrıntılı etiket ve son kullanma tarihi kontrolleri yapıldı. Ürünlerin raflarda bulunmaması halinde depoda olup olmadığı da kontrol edildi. Yapılan denetimlerde girilen marketlerde genel olarak bir problemle karşılaşılmadı. Seylap Caddesi üzerindeki Bin Market şubesinde satılan toz şekerin etiket fiyatı 46 lira 50 kuruş iken kasa fiyatı 49.90 olarak tespit edildi. Sabıta ekipleri denetimlerinde ortaya çıkan uyuşmazlık karşısında tutanak tutularak işlem yaptı. Market çalışanlarından etiketin düzenlenmesi istendi. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre sanayi üretimi ocak ayında aylık %2,4 azaldı. Yıllık bazda ise %7,6 artış kaydedildi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş şu ifadelere yer verdi. Ocak ayında yaşanan elektrik ve doğalgaz kesintileri ve kısıtlamaları üretimi yavaşlatmıştı toparlanma sürecine girmişken yüzleşmiş olduğumuz enerji sıkıntıları nedeniyle sanayi üretimimiz ocak ayında ne yazık ki %2,4 daraldı. Bloomberg ve diğer bazı kuruluşların anketlerinde ekonomistlerin beklentisi ocak ayında sanayi üretiminin aylık %2,2 gerilemesi, yıllık bazda ise %8,4 artması yönündeydi. Beklentileri karşılayamayan bir gerçekleşme söz konusu. Hatırlanacağı üzere sanayi tesislerine uygulanan 3 günlük elektrik kısıtlaması 29 Ocak'ta son bulmuş. Doğalgazda uygulanan kısıntı ise 31 Ocak'tan itibaren %40'dan %20'ye düşürülmüştü. Bu durum özellikle sözleşmeye bağlanmış siparişlerde firmalarımızı kayıp ve zararlarla yüz yüze bıraktı. Bu tip belirsizlikler hem üretim süreçlerimizi etkilemekte hem de ülkemize olan kalite ve güven imajını zedelemekte ifadelerini kullandı. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şubesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 2021 yılı yöresine değer katan Önder Kadınlar Ödül Töreni düzenlendi. Ödül Tepebaşı Belediyesi Üretici Kadınlar Ürün Satış Noktası projesinde yer alan Eskişehir'in kırsal mahalle sakini kadınlarına layık görüldü. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şubesi'nin birlikte düzenlediği 2021 yılı yöresine değer katan Önder Kadınlar Ödül Töreni Özdilek Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Törene Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakurazar ve Jalin Ursüllü, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Aynur Saraç, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Nurhan Yenilmez ve kadınlar katıldı. 2021 yılı yüresine değer katan Önder Kadınlar Ödülü, Tepebaşı Belediyesi, Üretici Kadınlar Ürün Satış Noktası Projesi'nde yer alan Eskişehir'in kırsal mahalle sakini kadınlarına layık görüldü. Başkan Ahmet Ataç da Kadın Üreticiler Ürün Satış Noktası Projesi ile ilgili bilgiler verirken 2019 yılında Üretici Kadınlar Ürün Satış Noktası adlı projemizi hayata geçirdik. İlk olarak Batı kentte başladık ve üretici kadınlarımızın ürünleri gördüğü ilgiyle haftanın 3 günü farklı noktalarda kent halkıyla buluşmaya başladı. Kadınlarımız bu sayede aile bütçelerine katkılar sağlıyor. Ben de zaman zaman uğruyorum. 3 noktayı ilerleyen süreçte arttırabiliriz açıklamasını yaptı. Havaların yavaş yavaş ısınmasıyla birlikte sobacılardaki hareketlilik azaldı. Esnaf Eylül ayında başlayacak yeni dönemi bekliyor. Geçtiğimiz yıl pandemiyle birlikte şehir hayatından uzaklaşan vatandaşlar kırsal yerlerde yaşamaya başladı. Hem evlerini ısıtmak hem de nostaljik şekilde günlerini geçirmek isteyen eski şehirler sobalara yöneldi. Bu yıl ise hem kış mevsiminin bitmesi hem de insanların tekrar şehirlere dönmesiyle satışların azaldığını söyleyen 30 yıllık sobacı Kadir Kumaş, havaların yavaş yavaş ısınmasıyla birlikte satışlar azaldı ve sezon bitti fakat Eskişehir'in ikliminden dolayı sobaya talep bitmiyor. Pandemi döneminde insanların köy evlerine gitmesiyle sobaya ilgi artmıştı. Satışlar o zamana göre azaldı şeklinde konuştu. Kış ayında satışların fazla olduğunu ancak sezonun bitmesiyle sadece soba parçaları sattığını belirten soba üreticisi Gökhan Duru ise rağbet son günlerde aşırı azaldı. Sezonun başında iyiydi ancak kış bittiği için herkes elindeki imkanlarla geçinmeye çalışıyor. Biz de gelecek Eylül ayını bekliyoruz dedi. Yurt genelinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Eskişehir Spor'un maçı ertelendi. TFF Spor Toto 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig'de bu hafta oynanacak olan maçların ertelendiğini duyurdu. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar dikkate alınarak 11-14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Süper Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları bir hafta kaydırılarak 18-21 Mart tarihleri arasında oynanacak. Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar ise daha sonra ilan edilecek. Ayrıca Türksel Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve Bölgesel Amatör Lig müsabakaları da bir hafta kaydırıldı denedi. Bu kapsamda Eskişehir 13 Mart Pazar günü Tarsus İtman Yurdu ile oynanması planlanan 30. hafta karşılaşması 20 Mart Pazar gününe ertelendi. Haber 8'in sonuna geldik. Pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.